herkese başarılar. Kolay gelsin. Gerçekten bütün oyuncular için çok zor bir harita olacak. Thunderbolt Gaming'in tabii ki bu baskı altında oynayacağını da söyleyelim. Onlar savunmada başlıyormuş. Bir Frenzy ile oynayacak Jonix. Yakın mesafeye gelebilecek mi? Tabii galiba gitarist şöyle bir hem B'den hem garaj kapısından çıkmayı isteyen bir TBG var. Aynen. Bu güzel bir bize fight izletebilir oyun başı. Çünkü rakip de iki kişiyle hazır bekliyor. Hemen bir tane sanırım flash'a da sarsma geldi. Jelas'ın üzerine doğru gidecekler. Jonix, Yamlams. Trade nerede? Doçent. Trade yok. Kili de çıkarttı çok fazla. Bir de Dash'le birlikte çift kapıdan geriye doğru dönüyor. Bütün bu olaylar olurken Galatasaray Espor'un yapması gereken A'yı almaktı. Ama yeteneklerde de A da yavaşlatılmış ve şimdi iki kere düşünmesi lazım. Yankas'ın pozisyonu harika. Aynen öyle. Dedink burada adım adım gelecek ve bir tane alarm bot var. Window'da o düştü. Haliyle kendileri kontrol etmek zorundalar. Ve alt tarafta birileri var mı yok mu? Onu kontrol ettiler. Sonrasında oyunu B'ye mi yıkacaklar acaba? Emin değilim. Dedink burada kaldı. Mid'de ses verdiler. Rakip farkında, rakip hazırlıklı. Şu an tamamen retake istiyorlar. A'ya gidecekseniz A'ya gidin, sıkıntı yok. C'ye gidecekseniz C'ye gidin, sıkıntı yok. Ha, B'ye girerseniz büyük ihtimalle bir fight atarız. Evet. Ama orada da desteğimiz hazır. Thunderbolt sayıların kendilerinden yana olduğunun şu anda farkında ve oyunu da buna göre kurgulamış durumda. Bence gayet mantıklı. Toven Window'a kadar sızdı. Oraya doğru bakan iki tane oyuncu var. Birisi Dubs. Diğer tarafta da arkada yine aynı şekilde Lurz. Her an yaklaşabilir. Toven gösterdi. Plant sesi de geldi. Ve şimdi post plant için yaklaşan bir Thunderbolt. Ya oyuncu kaybetmemesi önemli olacak Thunderbolt Gaming'in bu kadar avantaj varken ama kolay değil Dedink. İlk pushlayan isim dedin ki direkt pencere tarafındaki oyuncular geriye doğru dönmüştü. Şimdi garaj tarafından baskı gelecek. Çok güzel bir tek var. Yankas iki tane kill'le birlikte tertemiz sanırım round'u bitirecekler mi? Gider ayak Toven'den gelen kill yeterli değil. Sadece iki tane oyuncu kaybetti Thunderbolt Gaming. Çok iyi bir başlangıç. Aynen öyle. Ve Thunderbolt'un işte yani tam söylediğim şeyi yaptığını Frenzy görüyoruz. Jet. Aynen öyle. Frenzy Jet. Gideceksin abi, aim'ine güveneceksin, tıkır tıkır oynayacaksın. Jonix de bunu yaptı. Dubs'tan desteği aldı. Bir flash, kör iki tane oyuncu. Çıkan iki skor ve round bitti zaten. Orada bitti yani. Sonrasında da plana sadık kaldılar. Bu evet. Da önemlidir. Yani dahasını kovalamadı. Avantaj bende. Ben burayı kazanacağım. Yani dediğin gibi merdivenden gelen baskıyı da çok fazla sallamadılar açıkçası. Tabii, hiç kimse o kombatı istemedi. Hiç kimse ekstra bir risk almak istemediler. Gayet temiz bir şekilde round'u kapatıyorlar. Yine bulldoglar ellerinde olacak savunma için. Çok güçlü bir round şu anda TBG adına. Çift kapıdan da kalabalık bir şekilde geliyorlar. Yani window tamam, okuması var mı acaba? Jonix koşuyor ama yani olay belki ona kalmadan C'de bitecek galiba. Evet. Taret burada double door'u görecek. Taret double door'u gördüğü için window'a geçme şansları yok. B&B ona baktım da. Smoke belki atılabilir. Aynen smoke atıldı. Bir de üzerine sarsma gelmiş. Taret'i kıracaklar. VPN hazırlıklı bekliyor. Bir tane sağ klik derken dedin ki kili çekti. Joel Kent de alıyor. Lurz'u unutmamaları lazım. Lurz bir skor daha çekerse bir şeyler olabilirdi. Yankas destekte pozisyon 2-2. Ama Galatasaray şu an bile aslında istediğini aldı. Thunderbolt bu round'u yine de kazanabilir. Yankas round'u getirecek o killleri aldı galiba. Bakalım artık son 2-2'yi nasıl oynayacaklar. Mersa'yla birlikte Toven içerideler. Seçilini kullandı ama arkadaşı direkt Yankas headshot'la birlikte düşüyor. Yankas round'u getirebilecek mi? Toven Yankas'ı düşürse bile arkada Jonix var. Şunu söylemek lazım 4'e 2'den acaba mı dedik. Galatasaray Espor alacak mı bu round'u dedik ama Yankas İki tane kill çıkarttı. Bir anda durumu 2-2'ye getirdi ve son anda da Jonix'e artık kendisini tradelemiş oldu. Jonix'le birlikte o 2-2'de böylece evet. 2-0'a geliyor. Şimdi Galatasaray Espor'un yapmaya çalıştığı şey biraz hızlı bir C'de patlamaktı. Sanırım C'de tek düşen isim VPN'di. İlk girişte. İlk girişte. Evet, i̇lk girişte. Evet. Aynen, aynen. Sonrasında site arkasında da bir tane oyuncuyu unutunca o aslında Galatasaray'ın round kaybetmesindeki sebep oldu. Yankas yetişene kadar Lurz oyalayabildiği için Yankas da çıktı. İki tane tık tık kill alıp round'u kapat. Tabii 4 şerifle oynayacaklar. Bir önceki bonus da bu şekilde geçmişti Fracture'da. Oh, Toven. Çok sert almış skoru ama işte Jonix hemen cevap veriyor. Çok hızlı trade'ler var. Hala 4'e 3. C'den açılan tabii bir oyuncu daha vardı. Çok rahat bir şekilde düşürüyor Doçent. Hiç zorlanmadılar. Daha fazla oyuncu kaybetmemesi gerekiyor Galatasaray Espor'un. Şu ana kadar sadece Toven'i
yakalayan bir Thunderbolt Gaming. Savunması tabii yani buradan neler çıkar diye şöyle bir bakıyorum. Dubs'la birlikte Yankas, hani line-up ya da bir okla birlikte acaba zarar gelir mi? Bir sonraki round'da da bu arada ultisi olacak Yankas'ın. Ya Yankas'ın şu an görüş okunu bekliyorlar. Recon gelince hemen onu atacaklar. Yankas'ı önden gönderip Dubs'la beraber kill almak isteyebilirler. Şimdi long tarafı da kontrol edilecek. Önce bir tabii sabit açılara bakıyorlar. Dubs sarsma ile beraber belki işte kapıya falan bir şeyler çıkartır. Ama yani en iyi ihtimalle kill gelir. Evet, Dubs'ın koruması da mantıklı. Bakalım. Yankas, Yankas dener. Son bir yanında birisini daha galiba götürmeye çalışacak ama sarsmadan inanılmaz etkilendi bu arada. Hala 5 canı var. Bir mermilik şansı var ama daha tetiği çekemeden. Tabii ki onu bekleyen oyuncular. Deding'den geliyor kill ve Galatasaray Espor. Beklediği roundu almış oldu böylece. Bir oyuncu kaybettiler. Dubs silahını koruyacak. İyi haberlerden bir tanesi belki de bu Thunderbolt evet. Gaming için. Ama ikinci iyi haber, Yankas'ın ultisi var. Yankas'ın ultisi var. Bu plant sırasında kullanır mı emin değilim. Celesu'nun bir tabii otomatik olarak şimdi solo ultisi olunca tecriti düşünüyorsun. Orblarına baktım ama Celesu'nun çok skor alamadı. Ekstra olarak orb vesaire de toplamadı. İki kere öldüğü için sadece iki tane yükü var. Junix'teki operatör tercihi. Bunu belki de bir konuşmak lazım. Alu bir tarafına bakıyor olacak. Ve C'ye doğru yine baskılı oynamak isteyen, birazcık böyle ufak bir split oynamak isteyen Galatasaray adım adım ilerleyebilir. Taret biraz daha erken karşılar. Setup değiştirilmiş. Taret kontağına hemen sarmal artı belki VPN'den bir peek gelebilir. Ya bir hata bekliyor gibi şu anda Galatasaray Espor. O hatayı yapmayacak Thunderbolt Gaming. Eğer o kapıda bir oyuncu kaybederlerse hemen bir yerlere dönmeleri lazım. A tarafı şu anda Jonix'in hakimiyetinde. A'ya dönmek gerçekten zor olacak ki J-Long'a kullanılan o smoke da birazdan geçecek bir karar vermesi lazım Galatasaray Espor'da. Bir dakika çizgisinde yavaşça geride bırakıyoruz. O kapı, oradaki entry round'un gidişatını belirleyecek. Evet ve destek de geldi şu anda. Sarsma bekletiliyor. Toben bundan etkilenirse bile push gelmeyecektir. Dubs çok sakin, çok hazırlıklı. Galatasaray için bu yalnız büyük problem. Eğer oynamayıp son saniye girmeye çalışırlarsa Thunderbolt yok eder burayı. Şimdi sarsma gelince, bir de üzerine patlayıcı gelince planın değiştirilme ihtimali var. Doçent şu anda hazırda bekliyor. Elinde paranoyasıyla beraber Dubs Toven'i aldı. Bir tane göz atıldıktan sonra Doçent Edding ikilisi takaslarda başarılılar. Sova ultisi skor çıkartıyor mu? Yankas 2 kill. Mercy Jelos'un yerde ve Jonis Yankas hayattayken Edding tek başına. Artık round'u getirecek bir ulti olabilir mi? Biraz önce Yankas'ın ultisinden bahsetmiştik. Ve şimdi round'da iki tane kill çıkarttı ve artık Deding 2'ye 1 clutch. 30 küsür canı var. Deding ikili çıkarttı. İkinci oyuncu trader almadı. Yankas iyi bir zamanlama yakalayabilirse fallback de düşürebilir. Ve Yankas bu avantajını çok iyi kullandı. Deding bir anda round 1'e 1'e gelmişti. Round'un kahramanı Yankas. Onu söylemek lazım. Arkadaşları çift kapıda can verirken inanılmaz güzel bir zamanlamayla birlikte, ultisiyle birlikte zaten iki tane kill çıkartmıştı ki o ilk killde zaten kaçamayan, yere çöken bir oyuncu vardı. Tam emin değilim. Belki de Tauben ya da Celesun olabilir. Ama round'u Yankas'a yazalım. Evet evet. Gayet güzeldi. Yankas 8 skorda bu arada. Round başına 2 skor ortalamayla oynuyor. Sürekli çok iyi pozisyonlarda. İşte burada ultiyle aldığı 2 kill. Bir önceki roundda yine Anteco'da girip son saniye yetiştiği ve aldığı 2 tane kill. Sonuç getiriyor. Operatörün üzerine gitmiş olacaklar. Burada tabii operatör yani bozulur eğimi. Çok sıkıntı değil. Sarsma geldi. Sonrasında bir tane göz geldi ve karbon! Karbon ihtimali vardı. Karbon kaçıyor. Bir de üzerine ikinci atış kaçtı. Jonix bıçaklara başvuracak. Bıçaklar o kadar sanki bileylenmemiş. Ve artık A-Site'in kontrolü tamamen Galatasaray'da. Plant geldi. Heaven'a da iki tane oyuncu gönderdi Thunderbolt Gaming. Şu anda yapabilecekleri çok fazla bir şey yok. Lurz'la birlikte VPN çok iyi bir zamanlamayla aşağı atlamaları lazım. Ama onlar daha pencereden bakarken A tarafında Toven penceredeki ilk oyuncuyu buluyor ve artık bu round çıkmaza girdi. Bence Thunderbolt Gaming'in kesinlikle ama kesinlikle bir save kararı vermeleri gerekiyor ki onlar zaten sanırım çoktan evet. verdiler bu kararı. Yani gitarist şimdi Galatasaray Espor eline ilk silahları çektiği roundda itibaren tekrar sanki kontrolü alıyor gibi. 3-2. Önemli bir roundtu. Mersa'nın ultisi var. Mersa'nın ultisi şu an kullanılmadı. Onlar post plant'te bunu bekletiyorlardı. Bunu saklayabilmiş olmak önemli.
Tabii bütün takımlar rakip puşlasa da silahları alıp ultiyi atsaklar ama sonraki round kullanılabilir. Burada da hata yapmamaya çalışıyorlar. Silah düşürmemeye çalışıyorlar. Yalnız Jonix'i ne rahatsız ettiler ya. Çok. Round başında yani önce site'a kaçtı canını kurtarmaya, aha, bir de short'tan geldiler vurdular. Ya o karbon tutsa efsane olurdu. Evet. Karbon tutsa round gelirdi. Ama zaten o baskının altında bayağı bir zorlu pozisyondu. Şimdi operatör de düştüğü için o da bir Phantom'a dönecek. Dubs, Lures. Ultiler yakın. C'ye gelmiş Jonix. Aynen. Biraz daha oyunu farklılaştırdılar. B'de bir taret var. C'de kapı girişinde bir alarm botu. Ve sarsmanın ardından Yankas burada görüş okuyla beraber infoyu verecek takım arkadaşlarına. Bir kişi gözüktü. Sanırım doçent gözüktü. Ve adım adım şu anda geliniyor. Breach site içinde kutu arkasında bir flash peak'te bir sarsmada çok etkili olabilir. Savunma için konuşuyorum. Bir yandan da gözüm VPN'de. Oo, dikkatli olmaları lazım. Yani öyle bir peak cana da mal olabilir. Toven şimdi ultiyle çıktılar. İçeriye Satchel'la giriyor. Herkes hemen site'ı terk etti. Dubs terk ederken yarı cana kadar indi bu arada. Plant var. Yankas'tan bir şok oku. İkinciyi denedi. Orayı da smoke'la iyi kapattılar. Retake bile çok zor şu anda. Evet. Lures gerçekten güzel bir pozisyondaydı. Bütün base tarafına kadar kontrol etti. Jelasun iyi şu anda pozisyonda. Elinde hemen bir tane smoke vardı. Smoke'u long tarafına doğru atacak. Doçent burada yeteneklerini çıkartmaya çalışırken görüş okuyla beraber oynayacaklar. Short'ta bir oyuncu yakalama ihtimali ama vardı Yankas'ın. Yeri belli artık Doçent'in. Sıkışmış pozisyondalardı. TP ile çıkmaya çalışırken Yankas dedin ki almış atladı. Yerde Galatasaray bir anda 4 vurdu. Nereden, nasıl, neden VPN hiç bilmiyorum ama VPN 2-1'e getirirken süresi kalacak mı emin değilim. Bir 4'te VPN vurabilir Doçent. Düştü. VPN şu anda roundu kazandırabilirdi ama yani son saniye Tove'nin operatörü. Aman Allah'ım, bir anda site içerisinden gelen o killer Galatasaray'ı, e-spor direkt 3 oyuncuyu ya da o anda 2 ya da 3 oyuncuyu bir anda düşürdüler. İnanılmaz hızlı, trade'siz o combat. Galatasaray e-spor her ne kadar durumu birebire getirmiş olsa da Thunderbolts Gaming. Tabi Tove'nin elinde sanırım yerden aldığı o operatör, rakiplerinden aldığı bir operatör olabilir. Olabilir. Onunla birlikte son kili çıkartıyorlar Galatasaray e-sporun. Tove'nin... Yani üçüncü kili de aldılar. O şeydeydi. A tarafına bakıyordu. Toven kendi mi çekti ya operatörü? Kendi çekti. Emin değilim. Kendi emin çekti değilim galiba ya. Kendi çekti. Çünkü Jonix'in falan parası bitmişti. Operatör alamamışlardı. Olabilir. Tabii tabii. Kendi çekmiş olabilir operatörü de. Alın teri. Şey geldi mi geldi yani. Geldi mi geldi. Bir de şey olarak da önemli. Şimdi Thunderbolt Echo oynuyor. Mecburen. Yankas. Ufak ufak. Vay vay. İlerliyor. Köşeyi kontrol ettiler. Site savunması 3. Dubs'ın bir mermisine round rahatlar. Kolu bacağı gözüktü orada. Tove'nin. Ve şimdi Ecel de gösteriyor rakiplerini. Oo, bakmayacaklar. Köşeye bakmayabilirler. Hayır, baktılar dedikten. Doğru bir okuma. Yankas. Burada düşen ilk isim. Sonrasında Short ile beraber kovalanıyordu. Doçent site arkasını kontrol edip pozisyonunu alacak. Artık Thunderbolts için zaten kötü başlamış bir round. Echo başlamış bir round. Kayba gidiyor. Derken hasar var mı? Round'u kaybederken rakip takımdan mümkün olduğunca oyuncu düşürmeye çalışacaklardı. İlk denemeleri başarılı değil. Dedik bu arada üçüncü killini çıkarttı artık. Son isim VPN. Galatasaray Espor adına gerçekten tertemiz bir round daha. Evet, çok kısıtlı imkanları vardı Thunderbolt Gaming'in. Evet, yapabilecekleri de limitliydi ama kalabalık oyundan da istediklerini alamadılar. Ellerinde round başında çektikleri şeriflerden de istediklerini çıkartamadılar ve artık Spike'a ölmeye gidiyor şu anda VPN ve öne geçiyor Galatasaray Espor. Kötü başlamıştı ilk yarıya ve şimdi skoru 4'ü 3'e getirdiler. Yani sonlara doğru aldıkları bu serilerle birlikte tekrar bir uyanan Galatasaray. Yani yine bu şey mi gözükecek Thunderbolts Gaming için? Harita başındaki çaba olarak mı kalacak? Yani bilemiyorum. 3'e 4 ve... Tabii şimdi aslında ellerinde güzel silahlar da var. İşte VPN'in ultisi falan iyi bir sonuç getirmek zorunda bu round. Bunu geçen haritada da konuşmuştuk, hatırlayacaksın. Yani o kıymetli yetenekler size bir şekilde bir round ve sonrasında momentum kazandırmalı. Onlardan verim almalısınız. Gitmiş John. Gidiyor. Şu an çok memnun bence pozisyonundan. Alo bir tarafındaki bilgiyi aldı. Bunu genelde yapıyorlar. Bir veya iki round önce falan da yapmıştı galiba. Ve mid tarafı
bekleniyor. Bir renk tesisiyle atılacak. Yankas gördü burayı. Yankas gördü. Artı olarak alarm botu var. Alarm botun ardından sarmal da açıldı. Deading. Yine Eceli ile beraber A bağlantıdaki oyuncuları geriye doğru itecek. Tabii Lurz da bir yandan Double Door'dan çıkabilir. Orayı da kontrol eden bir Doçent var. Arkadan gelmeye çalışıyor Jonix ama onun da yeri belli oldu. Bu arada hemen bir Tecid'le birlikte içerideki savunmayı güçlendirmeye çalışıyor Thunderbolts Gaming. Ay. Bu arada Jonix'ten harika bir atış ama Mers arkadaşın trade'ini erken aldı. Hala 4'e 4. Bu arada Tuven vurmaya devam ediyor. Ah, smoke için kaldı. Deading çıktı. Burada indiriyor. Lurz bir kill'i çekmişti. Jelasun'u almıştı ve Jelasun'un düşmesi, setup'ın düşmesi anlamına gelir. Bir anda Yankas tek başına kaldı. Bir kill çekseydi ultisi gelirdi ama zaten sonuç çıkmayacaktı. Deading, Tuven, Mers ayakta. Yankas son oyuncu olarak yerde. 3'e 5 pozisyon. Ben bir an 2'ye 1 gibi dedim, hani vursa belki ultisi mi geliyor falan ama yok, zaten 3'e 1'deydi o anda. Mümkün değildi. Hiçbir önemi yoktu ultinin. Thunderbolts'tan da mola. Önemli bir mola. 3-0'dan sonra 5-3. 2-1'den sonra. Erken müdahaleyi seviyor. Yani Thunderbolts Gaming tam da müdahale edilmesi gereken nokta bu arada. Yani biz Fracture'da da işten kötüye gittiği anda, 1-2 round kaybettikleri anda, hele hele rifle roundlarını, full buy roundlarını kaybettiklerinde mola aldıklarını görmüştük. Bakalım. Tabii ki Fracture'daki molanın dönüşü çok ayrı. Evet, ilk round üzerinde biraz işe yaramıştı ama sonrasında tekrar kontrolü kaybettiler. İşte bu da yine Soba'nın ultisiyle birlikte gelen roundlardan bir tanesi. Yani Galatasaray Espor round üzerinde B'ye girerek kazandı ama ya A'dan da hiçbir tehlikeyle karşılaşmadılar. Jonix'i zaten çok uzun bir şekilde pasifize etmişlerdi. C'den gelen herhangi bir baskı olmadı ve retake'e bile, belki de zor bir retake'e bile kalmadan round'u kazanıyor. Ve şimdi artık neler gelecek? Yani bir Tejit fake belki. Biraz önümüzdeki round'da bir Dubs'a ulti olacak. Jonix'in yine önümüzdeki round'da belki orb'larla birlikte Jonix'i biraz pushlayabilirler. Ama tabii bu round zayıf geçeceğini şimdiden söylemek lazım. Thunderbolts Gaming adına ve belki de 6-3'e gidiyoruz. Merak ettiğim şu Tuven Raze'le birlikte yine operatörü ve bir önceki round'a benzer bir başlangıç ama bu sefer çok geride Galatasaray. Yani hiçbir site'a daha böyle bir niyetlenme bile yok. Bekleyecekler, rakipten agresif bir hamle kovalıyorlar her yerde. Hem A tarafında, hem Double Door tarafında, hem yine aynı şekilde C tarafında. C'de bir stack var. Bu sefer B ve A'da skor almayı deneyecek. Eğer olur da plant gelirse Thunderbolt. Ve A site'a doğru da kontrolü yavaş yavaş oynayan bir Galatasaray görüyoruz. Yürüye yürüye gidecekler. Şimdi burada yine ne olursa olsun tabii pistollere skor verip ekonomiye zarar vermek istemedikleri için de Ecel'i kullanıyorlar. Ecel ses verdi. Geriye doğru çekildiler. Yani burada biraz fazla okuma gelebilir. Evet, over hani rotasyon da gelebilir. Aynen aynen. Hani A'da sesi verdik Ecel'le beraber. Şimdi dönüyoruz falan olabilir ama. Birazdan round bayağı eğlenceli bir hale gelebilir. Çok çok. At ikinci provları gir sayıda ya. Ya ama işte bakalım. O şeriflerden geçmesi kolay değil. Bir tane entry. Gerçekten TBG'yi çok rahatlatacak gibi gözüküyor. Dubs bu arada yeteneğini bıraktı. Tuven'den çok güzel giriş. İşte, iki tane şerif işte gibi geldi. İşte gelir ultisi var. Ultisi var. Yankas ultiyi açtı. Bir de üzerine ikinci ultileri vardı. Mersa skoru çekerken Yankas round'u getirecek gibi gözüküyor şu anda. Lurz denemelerini yaptı. Pistole döndü Jelos'un son saniye ama artık yani geriye sadece 5 saniye kalmışken burası mümkün değil. Thunderbolts 4. round'unu çok güzel şekilde alıyor. Yani Galatasaray boş site'ı bıraktı. Thunderbolts'un üzerine gitti. Thunderbolts da faturayı kesti. Anlatacak çok fazla bir şey yok. Yine bir Yankas ultisi. Yine kazanılan bir round. Kazandıkları 4 round'un 3'ünde Yankas'ın etkisi acayip büyük. Ya site'da vuruyor, ultiyle tekrar site'ı toparlıyor. Elinde şeriflerle şu anda Thunderbolts Gaming yoktan var ettiler round'u. Artı Jonix'e bir tane de şimdi operatör vermiş oldular. Tuven'den gelen operatör bu sefer Jonix'in ellerinde. Yani bakalım 11-6 oynayan Yankas, yani kendinden ne kadar söz ettirdiğini istatistiklerde de net bir şekilde görebiliyoruz. Bu arada short'a doğru hızlı gelmeye çalışıyorlardı. Doçent, oraya sıkışan bir Jonix var. Dubs elinde yetenekle yakalandı. Jonix biraz açık kaldı ama neyse yine ki Yankas. Orada Yankas arkadaşlarını kurtarıyor. Yine Yankas ama push'ta biraz problem yaşayabilirler. Jonix hala o açıyı bırakmadı.
Bu arada bottan da etkileniyor. Fate'den de gelen bir ulti var. Artık site açılacak mı? Jonix vurmaya devam ediyor ama içeride muazzam bir savunma var. Tek kill Mersa'dan çıktı şu anda Galatasaray Espor adına. A site içerisinde ve artık tek başına kalan bir Mersa. Thunderbolts Gaming'in bu A savunması artık özellikle Jonix'in ve Yankas'ın yani Dubs'ı kaybettikten sonra bu round buraya gelmeyecekti aslında. Evet. Şimdi Jonix'ten bir tane de en son wallbang gördük. Gerçekten güzel bir oyun. Jonix'in yardımına yetiştiler. Biraz geç de olsa Jonix bayağı cebelleşti orada. Ama yani operatörünü kaçırmıyor. İki tane killini çekiyor. Galatasaray'dan alınan bir mola. İyi gidiyorlar, daha iyi gidebilirler. Burada Dubs kötü yakalandı. Sonrasında Jonix'in üzerine kurulan baskıda da tabii ki Lurzyankas ikilisi. O açıları kontrol ederek site girişlerini çok güzel şekilde kesti. Galatasaray'ı ufak ufak durdurmaya başlıyor şimdi Thunderbolts. Oyunu zaten güzel açmışlardı. Galatasaray tekrar bir kontrolü ele alır gibi oldu. Ama son iki okumada hem C-Site'de yaptıkları oyunlar hem yine işte buradaki pozisyon sonuç veriyor gibi. Dubs'ın ultisi mevcut Mersa'ya karşı. Eğer tahmini şekilde oynarlarsa, yani Mersa'nın gideceği pozisyonu eşleyebilirlerse Dubs'la bunu mutlaka kullanacaklardır. Onun yanında da tabii Jelasu'nun tecritinden bahsetmek gerekli belki de. Ya şu A short lobby içerisindeki savunmalarında biraz problemler gözüküyor Thunderbolts Gaming için. Bakın Yankas C'de ne kadar etkiliyse bu sefer round'u da A'dan kurtardı. Gerçekten inanılmaz bir performans. Eğer bugün bu haritada Thunderbolts Gaming kazanacaksa Yankas'ın da bu ilk yarıdaki performansla kesinlikle bir parantez açmak lazım ki bu sefer nerede değerlendirecekler Yankas'ı? Sanırım çift kapı tarafında bir oyun kuracak. Ad Killjoy'a emanet edilmiş. VPN yetenekleriyle birlikte tutmaya çalışacak. Biraz önce o lobideki yaşadıkları problemin tekrarını yaşamak istemiyor Thunderbolts Gaming ama agresif bir başlangıç yok onlar adına. B-Side'de bir Dubs'ın pozisyonu vardı. Yalnız çift kapı geliyor. Birazdan da patlayacak Mersa. Kesinlikle. Yankas. Vay. Oo, ulti atıldı. Şimdi koşu üstlerine doğru okudu. Sol tarafta bir headshot var. Sonrasında ikinci kill'ini de çekmeyi başarıyor. Yani Yankas'ın etkisi Thunderbolts bu oyunu eğer kazanmayı başarıp birebire getirirse büyük ihtimalle uzun süre konuşulacak. Mersa'nın elinde hala kullanabileceği çok kıymetli bir sarsması, bir flash'ı, bir tane de ultisi var. Bekletti takım arkadaşlarına. Konum yaratmak istedi. O konum yaratılınca da Docent kill'i çekti. Hala 3-3. Ve şimdi bir site'a karar vermek zorunda Galatasaray Espor. Bu kadar kill'in çıktığı çift kapı B tarafına mı girecekler yoksa diğer site'ları mı deneyecekler? Çift kapı tarafında Lurs yakın bekliyor. Onlar da yavaş yavaş sanırım B'ye doğru ana girişten girmeye çalışacaklar. Şimdilik ilk pozisyonda onları görecek herhangi bir oyuncu yok. İçeride hemen smoke bırakıldı ve artık nano sürülerle birlikte bir pozisyon yakalamaya çalışacak Lurs. Oyunun en kritik kili olabilir. Round'un en kritik kili olabilir. Mersa'yı kaybettiler. Arkaya dönüyor. İkinciyi zorlayacak mı Lurs? Daha fazla göstermesine gerek yok. Jonix'in yardımı geldi bile. Mersa'dan hata geldi. Yani elinde bu kadar fazla materyal varken kesinlikle hayatta kalması lazımdı. Jonix peakliyor, skoru alıyor. Docent tek başına şu anda. Buraya doğru yaklaştığında sağ tarafında VPN'i gördü. Soldan Jonix'in gelebileceğinin farkında hemen atılan bir tane. Burada paranoya var. Paranoya'dan sonra da bir operatör kili. Ve 6. round bu sayede Thunderbolts'a gelmiş oldu. En azından 7'yi görmek isteyecekler tabii ki. Ama yani şunu söyleyelim, Galatasaray çok zorlanmaya başladı. Thunderbolts ise bir o kadar güzel gidiyor. Yani Thunderbolts, biz ilk round'da mı izlemiştik? Frenzy ile birlikte Jonix'in çift kapıdan çıkıp iki tane kill alıp round'u bitirip hemen tekrar geri geldi. Ona benzer değil ama yine de çift kapıdaki o Yankas'ın aldığı trade. Kendisi sadece bir kill çıkartsa bile önemli bir kildi ama yani Mersa ve round'un sonu 3-2'den gelen round. Thunderbolts Gaming artık ilk yarıyı belki de en kötü zaten şu anda berabere kapatacaklar ama 7-5'lik bir skor. En azından ilk yarının başlarındaki o performansı unutturabilir. Bu arada sarsma ile birlikte çok erken geldi Lurs. Orada inanılmaz bir infoya sahip. Elinde ulti ile birlikte yakalandı. Toven'i düşürdüler. İçeriye puşlamaya çalışıyorlar. Çok destek iyi geldi Lurs'dan. Kendisini unutturmuştu. Arkadaşın trade'ini alıyor. Bir ecel kullanıldı. Canını kurtarmaya çalışacak. Teleportla hemen kaçıyor. Bu arada bir tane de saldıran taraftan da bir tane tecrit geldi. Aynı yerde Yankas var. Tecritle birlikte kill çıkartmış. İkinci kill de çıkartıyor. Yankas, sen bugün neler yapıyorsun?
Thunderbolts Gaming için savunmadaki en önemli oyuncu olduğundan bahsettik ama bu son pozisyon neydi öyle? Gayet güzeldi. Gayet güzeldi. Çok iyi cevap verildi burada Thunderbolts'a Galatasaray'a. Yakın temas. Bir Raze ultisine gelen mükemmel bir push Dubs'dan. Yani 3 skor aldı. En kıymetlisi bu. Kesinlikle. Sonrasında Ağlong tarafı çok hızlı açılıyor. Arkalıyorlar. Jelesun bunu fark ediyor ama Jelesun bunu fark ettiğinde iş işten geçmiş durumda. Oradaki iki kişiye karşı tecriti zaten kaybettiğinde kill alsa bile çok fazla bir şey değişmeyecekti. Sayı olarak, pozisyon olarak kötü kalıyorlardı. Galatasaray için tıkanmış bir şu anda bir 7 görüyoruz. Thunderbolt sapasağlam ve 17-7 Yankas. Yani maçın MVP'si olmaya çok yakın. Hatta yani kaybetseler bile MVP konumunda olabilir. Büyük ihtimalle. Şimdi başka bir artık yarıya geçiyoruz. İki tarafta side'ları değiştirdiler. Daha farklı bir Galatasaray oynaması, Galatasaray daha farklı bir performansla oynaması lazım şu anda savunmayı. Bakalım çift kapı tarafından erken girdiler. Dubs içeride. İlk giren isim yakındaki oyuncuyu görecekler mi? Jelesun yalnız ona dikkat etmemek ne kadar büyük bir hata olabilir mi böyle bir şey? Ama Jonix'le birlikte Yankas son anda toparladılar. Yine 3'e 3. Yine alınan iki tane çok hızlı trade karşılıklı olarak ve Jonix. Yakın temasta bir tane. Burada üzerine doğru flash geldi. Sonrasında Prowler da çıkıyor. Toven aynı şekilde bir freeze cevabı verecek. Mersa'dan headshot artı. Body shot son skorda. Toven'in wallbang'i ve yani Galatasaray bu 3'e 3'ü hatasız oynadı. İlk girişte güzel cevaplar gelmiş Thunderbolts'tan ama roundu kazanmak için yetmiyor. Şimdi bu pistolün ardından tekrar bir eşitlik şansı Galatasaray'da. Bakalım yatırım nasıl gelecek? Çünkü iki takım da kazandıkları pistollerden sonra çok fazla satın alma yaptı. Yapıyorlar galiba. Ama Antieko'da da bunları müthiş kaybettiler yani. Doğru. Hani böyle Phantom'lar, Vandal'lar falan bir şeyler alınıyor. Üçüncü round'a bir geçiyoruz, bir Phantom kalmış o kadar. Ne kadar yatırım... Oh. Shorty Stinger, Jonix de... Ya Jonix'in eline değişti. Frenzy'yi de ver, Stinger'ı da ver, hiç fark etmez. Ya bu arada Dubs da Stinger almış. Forcelandı dediğin gibi. Forcelandı. Toven çift kapıda bu sefer. Yani en iyi beklenecek silahlardan bir tanesiyle bekliyor tabii. Yani çok fazla kan kaybettiler. Bu arada tekrar bir giriş gelecek. Toven'le birlikte Mersa çok hızlı kill çıkarttılar. Çok rahat bir şekilde toparlıyorlar. Yankas ya bu Force'dan Anılcan sadece bir kille dönmemeleri gerekiyordu. Bir de renk tesirli bomba. Yankas hayatta mı hayatta? Okula gönderdi Toven. Burada üzerine doğru gitmek istiyor Yankas'ın. O kili de istedi tabii ki. Arka taraftan hemen bir tane paranoya gelmişti. Jelosun'da kalan bir skor. Ve 4 kişilik gerçekten güçlü geçen bir artık bonus olacak bu. Hatta burada daha da şey yapabilirler. Biraz daha elleri açık oynayabilirler. O silahları da upgrade'lemek bir seçenek. Silahları yükseltmek bir seçenek. Burada kill vermekten çekinmeyeceklerdir diye düşünüyorum. Bu round özelinde. Force'a karşı iyi cevap. Ve Galatasaray'ın yani ihtiyacı var mıydı? Bence yoktu. Thunderbolts'un ihtiyacı var mıydı? Hani onlar da 7-5 bir fark vardı zaten. İlk yarıda böyle bir round geldi. Thunderbolts'a. İlk yarıda böyle bir round geldi. Neden olmasın? Tabii canım. Tekrar gidişatı değiştirebilecek bir pistol performansı izleyebiliriz. Tabii savunmadaki çok ayrı, saldırıdaki çok ayrı olacak. İşte çok daha zor şimdi. Lurz'u göndermişler. Hemen solda bekleyen bir doçent var. Aman çok iyi, Allah'ım çok iyi. İlk kill çıktı. Lurz'un 22 canı var ama önemli olan o kill'i almaktı. Aynen öyle. 2 tane headshot sanırım geldi. Toven. Kenara doğru geçiyor. Dubs'ı gördüler. Birazcık wallbang hasarı. Burada Mersa'nın canını sıkmış. Mersa tabii geriye doğru çıkıyor. Oh, bir tarafında Deading de çok fazla hasar aldı. Yani Thunderbolt Force'u kaybedip şurada Echo'yu kazanabilir belki de. 4'e 4. Galatasaray tarafı sarsmanın ardından burada Jonix'in girişini kesmiş oldu. Jelosun'dan çok rahat bir pozisyon olacak gibi gözüküyor. Bu iki tane skoru aldı. Üçüncüsünü de üzerine doğru giderken artık Echo'ları birer birer toplayacak ve 4 kill ile birlikte Jelosun şu anda hayatta. Çok az hasar aldı. Galatasaray da ilk kez bu haritada öne geçiyor. Ya acaba mı dedim ya. Hani şey, bu pistollerle tabii şu ilk kill çıkarttıktan sonra ama yani içerideki savunma zaten çok avantajlı bir pozisyondalardı. Hani buradan bir şeyleri tekrar vermek zor. Arkadan da zaten gelen bir jetleri vardı. Galatasaray Esport jet diyorum özür dilerim. Sanırım Toven geliyordu arkadan ama eninde sonunda roundu kazanıyorlar. Ama tabii bir önceki rounddaki silahlar hala ellerinde olacak. Tam tersi Thunderbolts Gaming'de de bir full buy var. Herkes silahlarını çekti şu anda.
en kritik roundlardan bir tanesine girdik. Hemen A lobi tarafında kalabalık bir şekilde iki tarafta. Round başlangıcıyı göstermişlerdi. Lurs bu arada koridora kadar yerleştirilmiş. O orayı özellikle rahatsız ederken takım arkadaşları da C gidiyor ki C bomboş. C bomboş. Orada zaten plan bu gibi gözüküyor. Tahminen Celesu'nun ultisini kullanacaklar. Belli bir miktar longa kadar rakibi itecekler. Sonrasında bir oyun kurmaya çalışacaklar. Ha, tecrit var. Bunu A'da kurmak istemediler gibi. Şimdi bir yandan aynen Celesu'nun ultisini atarken yavaş yavaş Thunderbolts'una geri çekildiğini görebiliriz. Buna bir line-up'ları var mı diye düşünüyorum. Dubs bir şeyler atsa da takım arkadaşları tabii oraya destekte bulunamıyor. Yalnız Durz gelmiş, doçenti almış. Bu çok kritik. Şimdi smokesuz oynamak zorunda kalıyorlar. Bu bayağı büyük bir problem. Mersa yavaş yavaş sarmalları kırmaya çalıştığında yankasının üzerine doğru gelen bir sarsma var. Bakalım ikili çıkarttılar ama arkadan dolaşan oyuncular çift kapıda. Lurs, Toven'de orada. Nerede olduğunu biliyor. Son anda canını kurtardı Toven'den. Nasıl İki ya? İki tane kill. İnanılmaz bir oyun. Toven önce Satchel'la kaçtı. Ardından iki oyuncuyu yakalıyor ve şimdi durumu 4'ü 3'e getirdiler. Süre tabii ki akmaya devam ediyor. Baskı kurması lazım Galatasaray Espor'un. Oynaması gerekiyor ama onları bekleyen 3 tane oyuncu var. Killer karşılıklı geliyor ama vakit çoktan doldu. İçeride hiçbir oyuncu yok. O spike'ı, o diffuse'ı yapacak hiçbir oyuncu yok. Yani biraz yazık oldu alınan killere. Toven özellikle yine kapı tarafında bayağı bir problem yaşatmışlardı. Ama şimdi beraberliğe geliyoruz. Taktik mola sırası ama Galatasaray'da Thunderbolts Gaming'den net bir C girişi ama sonrasında post plant çok sarsıcıydı. Çok sarsıcıydı. Burada da artık dediler ki tamam abi zaten çözemeyeceğiz, süremiz yok. Gidelim ne yapalım? Long tarafından skorları toplayalım. 5 skoru da aldılar. Bu ne demek? Yarım armorlar demek. Eksik birkaç belki yetenek alınıyor olabilir ve şu anda Yankas'ın katkısı bir noktaya kadar yeterli ama artık daha fazlasının gelmesi lazım. Biz günün başında kimi konuştuk? İşte Dubs'ı konuştuk. VPN'i konuştuk. Onlar skor olarak çok geride evet. kaldılar. Yani Yankas çok... bu kadar topladığı için de aslında tabii bu yaşanıyor ama biraz daha onun artık hissedilmesi lazım. Mesela Galatasaray çok daha dengeli gidiyor ama Thunderbolts da bir veya iki oyuncuya bakan bir ne yazık ki konum. Ya VPN tarafında tabii Lurk'e de bırakılmış bir VPN var gibi gözüküyor. Ne kadar şu anda istediği gibi oynuyor emin değilim. Zaten istatistiklere de yansımış durumda. Yani VPN'le birlikte Dubs'ın toplam çıkarttığı kill sayısı 11. Evet Yankas rüzgarı esiyor. Evet ama yani harita kapatacak bir takım oyunu da göstermesi lazım Thunderbolts Gaming'in. İkinci yarı onlar için bu en büyük fırsattı. Ve o fırsatı şimdilik en azından 3-0'lık bir 3-0'lık bir mağlubiyetle gösteremediler. İlk yarının kapanışıyla birlikte aslında iyi bir kapanış vardı ama Galatasaray Espor'da bu arada çift kapı açılmış. Yalnız çok erken kullanılan bir solo ultisi var. Yankas sonuncu charge'ını da harcadı. İçeride şimdi ilk giren isim Jonix. Nereye kaçtıklarını biliyorlar. Peşinden gitmesine gerek yok. Aynen öyle. Dubs'ın ultisi site'i getirdi. Şimdi Tove'nin burada bir giriş yaptığını görebiliriz. Dubs çok ciddi miktarda hasar alıyor. Çekme sanırım birazcık daha geç geldi. Öyle olunca ayakta da kalabildi. Toven atacak boom botunu ve retake birazdan başlayacak. Thunderbolts Evan kontrolünü kolay kolay bırakmak istemiyor. Hala ellerinde bir tane Dubs'ın kullanabileceği flash var. İlk flash atıldı. Toven alt taraftan oynamayı tercih ediyor. İçeriye doğru burada geldi. Köşeyi kontrol etti. Celosun ve Mersa ikilisi görmediğimiz yerde killeri almışlar ama Thunderbolt savunması burayı kolay kolay vermeyecek. Şimdi kutunun arkasında iki oyuncu düşerken Mersa parlıyor. Ulti Mersa geldi. Şova dönüyor. Ulti kullanıldı ve artık imhayı oturulacak. Yankas. Headshot Toven. Bir frag Yankas. Üçüncü kill. Aman Allah'ım. Galatasaray burada 8. round'dan sonra yine Yankas'a kaybetti, yine aman Yankas'a kaybetti. Aman Allah'ım, bu nasıl bir oyun site içerisinde? Özellikle Breach ultisi. O kullanıldıktan sonra işte garanti zannettim ama yani son anda Yankas yine çıktı sahneye. İşte burada site içerisinde bir anda Thunderbolts Gaming'den 3 tane kill çıkmıştı. Mersa inanılmaz bir açıklık bulmuş kendisine. 3 tane kill'i bırakıyor, üzerine bir de ulti bıraktı ama yetmiyor. Rakip Yankas ve 1-2 kılıcı da kazanan kendisi. Muazzam bir oyun ve Thunderbolts Gaming hala hayatta. Ya 22 killik bir performanstan bahsediyoruz. Sova ile birlikte bunları yaptı. İnanılmaz yetenekli bir oyuncu ama şimdi bir frene basması gereken taraf Galatasaray Espor. Thunderbolts Gaming de yani çok dikkatli başladılar. Round'un başında onlar da hiçbir hata yapmak istemiyorlar. Herhangi bir olası Galatasaray setup'ına karşı verilecek bir entry yine round'da sıkıntıya getirebilir. Evet. O problemi yaşamamak için ne kadar
sakin başladıklarını da görüyoruz. Ya bu avantajları bilmiyorum tekrar el değiştirir mi ama TBG'yi muazzam bir şu anda iğme bekliyor. Şimdi long tarafına doğru kullanılan hemen bir drone var. Orası kontrol edildi. Short'ta da kıyılar, köşeler bir bakılıyor. Çok kalabalık. C savunması ya. Aynen. Bayağı kalabalık. Buraya yani girebilirler belki yine de diyecektim ama Tove'nin operatörü işte o sorun yarattı ve round'daki de tek silah. Yani bir tane operatör var. 4 şerif onun üstüne gidildi. Pahalı bir info oldu bu. Evet. Operatör almışlar abi infosu. Biraz. Can vererek. Can vererek. Olur mu acaba bir sarsma? Toven yani silahın ucunu gördük. Çok güzel ne bir bu? Flick yakın mesafede. Bir de Satchel bıraktı. Üzerine gelen bir tane orada kurt var. Dubs'tan gelen iki tane kill. Lurs çıkartmış. Çok önemli. Bir anda durumu 3'e 2'ye getirdiler. Dubs tuşlamaya devam ediyor. Round'u çalacaklar. Galatasaray Espor yapabilecekleri limitli ve Yankas son kill'le birlikte round'u toparladılar. Yani Galatasaray Espor bir sürpriz yapacaktı. Entry almıştı ama o kadar. Yok pardon. İkiyi sonra de da vurdular. İkiyi de vurdu doğru. Ben şeyi bekledim. Mid'de kime kaçırdı? Mid'de Yankas'a kaçırdı. Yankas ölmüyor zaten. Öyle bir şey var. Toven orada Yankas'ı da vursa belki o zaman gelebilirdi. Ama operatörle de B'de şey kuramıyorsun yani. Oyunu bir yere kadar retake'de oynayabiliyorsun. Şimdi A tarafında yine bir çekme renk tesirli kombosu gelecek gibi. Oraya doğru hemen bir flash atıldı. Deading henüz yeteneklerini kullanmadı. Jonix short'a doğru adım adım ilerliyor. Operatörüyle beraber şöyle bir bakacak. Operatörün nerede olduğunu biliyorlar. Mersa'dan bir sarsma var. Ve Galatasaray tarafı short kontrolünü henüz vermedi. VPN'den de line-up'lar. Yani Jonix orayı tutuyor ama içeride kill gelecek mi? Yankas çok rahat bir şekilde buldular. Yani gelecek destek oyuncusunu da o kadar hızlı düşürdü ki Yankas. Şu anda Galatasaray Espor'un yapacak hiçbir şey yok. Direkt save ve direkt exit frag'lere de yönelebilirler ki VPN long tarafından kendisini piklemeye çalışan Deading'i de çok rahat bir şekilde yakaladı. Tabii Deading düşerken arkadaşları kopuk uçurtma. Onlar C'ye kadar zaten çoktan gitmişlerdi. Thunderbolts Gaming 11. round'una geliyorlar. Bu sefer yani Fracture'da kendi seçtikleri haritadaki performanstan çok daha uzak bir performans TBG için. Çok daha özgüvenli bir oyun. Bu özgüvenin tabii ki işte Yankas katkısından bahsedebiliriz ama yine de takım arkadaşlarının da ona ayak uydurmaya başladıklarında nerelerden roundları getirebileceklerini, nerelerden dönebileceğini haritanın gösteriyor gibi TBG. Ama Galatasaray'ın hala söyleyecek sözü var. Yani şöyle bir baktığımızda satın alma yapamayacaklar sanki. Ve ya belki zorlarlar mı onu düşünüyorum. Celasun'dan bir drop çıkıyor. Ya ultiyle desteklenmediği için evet. Acaba... Yok yapmadılar. Yapmadılar. 12'yi verecekler sonrasında... Yani vermeyecekler tabii ki de hani bu silahlarla... Gidecek gibi gözüküyor. Aynen gidecek gibi gözüküyor. Bu silahlarla oynayacaklar. Sonrasında kaybetseler bile tabii 4 round ama ne var? VP'nin ultisi var. Ne var? Karşında Dubs'ın ultisi büyük ihtimalle sonraki roundda gelecek. Yankas 2 orba veya yüke ultisi geliyor. Haliyle o 4 round'da da mutlaka Thunderbolts bence haritayı kapatmaya oynayacaktır. Biz büyük ihtimalle bir 3. seriyi görebiliriz. Bu round çok kritik. Pearl müydü? Pearl evet. Yani Pearl'ü ben bir izlemek isterim. İki takımdan da izlemek isterim. Hem Thunderbolts'tan hem Galatasaray'dan. Şimdi bir drone. Docent. Drone long'u kontrol ettikten sonra arka tarafa doğru çıktı. Gölgeler durmaz. Ve yine bir push bekleniyor. O push'u da yapmıyor Galatasaray. Yapacak pek bir hali de yok zaten. Evet. Yani Deading SMG ile oynayacak. İki tane vandalları var. İki tane şerif. Çok 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 kısıtlı imkanlarla oynanan bir oyun. Yani rakibe 12'yi vermeme olacak bir roundta biraz hafif bir bay kaldı. Bu karar biraz canlarını sıkabilir tabii. A lobi tarafında da birazdan bir kombat dönecek. Önemli bir kombat. Docent iki tane oyuncuyu yakalamış. Takım C'ye girerken en önemli killeri Docent çıkardı sanırım.
Son kalan 3 oyuncu şimdi nano sürüyle de inanılmaz vakit kazandılar. İçeriye doğru kullanılan bir teleport var. Yalnız arkadaşını da kaybedebilirdi. En azından kill'i buldular. Arkadan gelen Tofçak round'daki 4. kill'i bırakın Ace'le birlikte kapatsın. İnanılmaz bir performans. Yankas'tan gördüğümüz performansı bu sefer Doçent'ten izliyoruz. Lurz son kalan isim ve Ace'le birlikte round'a getiriyor Doçent. Muazzam bir round. Rakibi 12'yi vermemeleri gereken round'da. Özellikle bu kısıtlı imkanlarla gitarist, ben bir oyuncunun çıkıp Ace atacağını hiçbir şekilde düşünmüyordum. Ben de hiç düşünmüyordum. Yani round nasıl kazanılır desen yani. Bu değildi yani. Doçent çıkar bir 5 tane indirir alırlar falan, öyle bir şey yok yani. Ama varmış. Az önceki roundda söylediklerim hala geçerli. Çok kıymetli ultiler var. Şimdi Thunderbolts normalde oyun kapatmak için kullanabileceği o ultileri 12. roundda almak için harcamak zorunda kaldı. Yani harcamayı da bilirler, belki daha rahat gelir bilmiyoruz ama gidişat o yönde gibi. Hemen görüşe katılıyor, sonrasında yine long tarafına ufak dürtüşmeceler devam edecek. Bir alarm botu var, alarm botu görüldü. Short tarafında da kontroller mevcut. Double Door'dan bir giriş geldiği saniye Jelos'un bunu fark etmeyecek. Çok C'de kurusu. Bir oyun kurmak istemiyorlar şimdilik. Aceleleri yok. Galatasaray kırdı bu alarm botu. Ve C tarafı hızlandı. Yine bir retake ihtimali var. Ulti Double Door'dan atılıyor. Doçent nerede? Turret etkilendi. Tecrit de post plant'te kullanılabilir. Oh. Smoke içerisinde bir problem var mı? Oh, Dubs. Mersa'yı bulmuş. Hala bir de pushlayan bir oyuncu var. Flash'la birlikte şansını denedi Jonix. Atışı kaçtıktan sonra tekrar geri dönüyor. İşte bir önceki round'un kahramanı Doçent. Yine sahneye çıkmaya geliyor ve bu sefer C-Site'a arkadan girmeye çalışacak. VPN'in elinde bir tecrit var. Dediğin gibi yani özellikle o tecrit kullanıldıktan sonra, ki zaten şu anda bir info verilmiş oldu. Yankas kat kat daha da dikkatli oynayacak. Ya evet, artı olarak Yankas'ın da ultisi var. Bu round'u kaybetmeyeceklerdir diye düşünüyorum. Maksimum yatırım yapılacak. Yankas'ın ultisini tabii koruyabilmek çok daha kıymetli. Tecrit de bunu garantilemiş oldu. Galatasaray diyor ki silahları koruyalım. 12 işte şimdi az önce olduğu gibi kazanamayacağız belli, verelim. Ve son 3 round'a gidiyor olacağız. Kill çekilmiyor. Tek bir kayıp var Mersa. Sonrasında Thunderbolts için 3 harita round'u. 25-12 şu anda Yankas. Yani takımın artıda oynayan tek oyuncusu. Öyle söyleyeyim. İnanılmaz. Ya o ilk yarıdaki kötü performanslı istatistikleri toparlayamadılar tabii takım arkadaşları, ama Yankas ilk yarıyı da çok iyi kapatmıştı. Ya Yankas şu an masanın hesabını ödeyen adam. Evet. Öyle evet, bir adam. Evet. Herkes çok seviyor takımda şu an Yankas. Ama işte yetecek mi? Ya bir de çok kritik roundları kazandırdı. Gerçekten bu comeback'i buraya getiren en önemli oyunculardan bir tanesiydi. Yine bir C girişi var. Yine Jonix önden gidecek. Bu arada bir ulti kullanıldı. Hemen merdiven tarafı temizleniyor. Temizlenmekten de öte Yankas'tan bir tane kill çıkmış. Jelos'unu yakaladılar. 4 oyuncuyla birlikte biri tek denemesi var. Mersa onlara hiç gerek yok. Aynen öyle. Şimdi burada 4'e 5 pozisyon birazcık sıkışma ihtimalleri varmış gibi gözüküyor Toven. Hemen bu botunu kullanacak. Van Basin bunun içinden çıkabilirler mi emin değilim. Bir tane patlayıcı geldi. Pozisyonunu bozmaya çalışıyorlar. Ve kutu arkasında sıkışan iki tane oyuncu vardı. Pencerede fight devam ederken Jonix dedinki indirdi ve Jonix dönüyor. Yan taraftan Mersa'yı da alıyor. Artık pozisyon 2'ye 1'ken Doçent tek başına Lurz bu Omen savaşını kazanan isim Galatasaray. Bu oyunu kaybederken Thunderbolts harita skorlarında geriden gelip pozisyonu 1-1'e çekti. Onların hala bir şansı var. Hala seriyi kazanabilirler. Ve biz Pearl'e gidiyor olacağız. İnanılmaz bir ikinci harita. İnanılmaz bir ikinci yarı ve Thunderbolt Gaming'den de çok net bir performans. Tabii ki çok sık bahsettik Yankas'tan. Neden bahsetmeyelim? Yani hemen hemen her pozisyonda inanılmaz katkıları vardı. Bırakın site içerisindeki verdiği katkılar. Entry performansı bile belki de gördük Yankas'tan. Tabii ki yani Sova bu sefer ellerindeyken çok daha farklı bir performanslı onun için. Özellikle ikinci yarıda bir 3-0'lık kötü bir başlangıç vardı Thunderbolts Gaming adına. Galatasaray Espor seriyi 2-0'a getirebilmek için en önemli roundları kazandı. Ama sonrasında Yankas'la birlikte uyanan bir Thunderbolts Gaming ve ardından kazanılan ikinci harita. Ya işte Toven'in de çift kapıda, yani bundan önce Jonix'in yaptığına benzer evet, pozisyonlar. Evet. İki takımın da gerçekten ellerine sağlık. Harita üzerinde çok keyifli, çok eğlenceli bir haritaydı ki işte yani kaç tane belki pozisyondan izledik Yankas için. Muazzam.